Piyasalarda tam anlamıyla bir fırtına öncesi sessizlik dönemi hakim. Özellikle dolar cephesinde ve altın cephesinde. Çünkü rakamlar çok kritik seviyelerde arkadaşlar. Bu arada tabii piyasalarda fırtına öncesi sessizlik diyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinde fiili olarak da fırtına çıkmış durumda. Daha doğrusu çok ciddi bir yağışla karşı karşıyaymış Türkiye'deki pek çok il. İstanbul'da da yer gök birbirine girmiş durumda sürekli olarak. Gök gürüldüyor. Daha yağmur başlamadı ama başladığında çok ciddi sağanak yağışın geleceği konuşuluyor. Daha önemlisi bir dolu yağış da olabilir deniliyor. 2-3 sene öncesiydi yanılmıyorsam İstanbul'da çok ciddi bir dolu yağışıyla karşı karşıya kalmıştık. Arabaların pek çoğu da ciddi hasarlarla karşı karşıya kalmıştı. Ne yapacağız peki? Araçlarımızı mümkün olduğunca daha kapalı alanlara çekmeye çalışacağız. Gerçi ben bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimalle o fırtına belki de çoktan kopmuş olacak. Ama olsun, eğer ki videoyu yayınladığımda hala yağmur ya da dolu yağışı başlamadıysa siz yine de önleminizi alın derim. Gerçekten çok önemli maliyetler çıkabiliyor araçlarda çünkü. Şimdi dönelim biz piyasalara arkadaşlar. Dolarda altında ne olacak? Biraz bunu konuşacağız. Öbür taraftan haber akışı var. Özellikle Sayın Albayrak'ın bugün söylemleri önemliydi. Yine Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi bu kez de Morgan Stanley altınla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Altın 7 yılın zirvesi noktasında şu an itibariyle. Yükselişi bu şekilde devam ederse bir rekor kırma ihtimali var, bu konuşuluyor. Bütün bunları değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Altın, evet, son 7 yılın zirve noktasında. Birileri altında satış gelecek demişti. 1300-1200 dolara kadar altın onsu gevşeyecek diyenler olmuştu. Ben de ısrarla sizlere altının gevşemeyeceğini söylemiştim. Ve nitekim 360'ları gören, 367-68-69 seviyelerini gören altının gram fiyatı onsun yükselişiyle birlikte tekrar toparlandı. Aynı anda tabii dolar da 6.70'in altını görmüştü biliyorsunuz. 6.69 civarındaydı ve o da 6.85'in üzerine attığı an itibariyle bugün 387-388 lira civarında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1-2 hafta ancak bekledik ve sonrasında tekrar 390'ların hemen sınırında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Bundan sonra ne olacak sorusuna yanıt bulacağız. Hemen de verelim o yanıtı isterseniz. Daha önce altının 1760 denemeleri çok hızlı oluyordu arkadaşlar. 1710, 1720, 1740, 1760 sonra hop tekrar geri geliyordu. Yaklaşık 3 defa bunu denedi. Şu anda ise çok daha kritik bir şekilde deniyor. Yavaş yavaş ilerliyor arkadaşlar. Kendilerine bir hacim yaratıyorlar sürekli olarak yatırımcılar. Ve bu hacimi güçlendirerek sağlam adımlarla ilerliyorlar. Bu da 1760 seviyesinin kırıldığında geri dönüşün çok daha zor olabileceğini gösteriyor bize. 1760 seviyesi çok kritik bir seviye. Çünkü bu bölgenin en önemli direnci, teknik manada bakıldığında da temel manada bakıldığı zaman da 1760 çok önemli bir nokta. Ve 1760'ın kırılması durumunda ilk hedef 1860 rekor denemesi olacaktır. Şimdi ilk hedef deyince 1760 kırıldı, yarın 1860 değil. Bu mantıkta bakmayın arkadaşlar. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum sizlere. 1760 kırılır. Önce 1790'ı görür. Arkasından 1800'ün üzerine atar kendisini. 1830'lar civarında takılır. 1830'u kırdıktan sonra 1860'a gelir. 1860'da çok ciddi zorlanır. Kırmak için 1760'da olduğu gibi belki gelgitler yapar ama sonrasında 1760 gibi 1860 seviyesinde kırdığı an itibariyle 2000-2500 dolar aralığında görürüz. Bakın 3 önemli kurumdan bahsediyorum. Goldman Sachs, altın ticareti konusunda özellikle Goldman Sachs'ın fikirleri çok önemli. Keza Deutsche Bank ve bunun sonrasında da Morgan Stanley. Bu 3 kurumda 2000 doların üzerinde bir altın fiyatlaması yapıyorlar. 2020 ve 2021 yılları için. Diyeceksiniz ki ya spekülatif olamaz mı? Elbette olabilir. Gel gel yapıyor olamazlar mı? Elbette olabilir. O zaman söylemlerinin ne kadar geçerli olup olmadığını teyit etmeniz gerek. Peki nereden teyit edeceksiniz? Dünyadaki gelişmelere bakacaksınız. Dünyada altının yükselmesini tetikleyen olumsuz nedenler var. Altının yükselmesini tetikleyen olumlu nedenler var. Bu iki nedenler toplamı da altının yükselişini beraberinde getiriyor.
İsterseniz olumsuz nedenlerden başlayalım. Trump'ın sürekli olarak piyasaları germesi. Gerçi dün hani Çin'le bir ticaret anlaşması yapılacak, devam edilecek falan gibi ılımlı, olumlu bir açıklama yaptı ama bahsettiğimiz kişi Trump. Bugün o açıklamayı yapar, bundan 3 gün sonra öyle bir açıklama yapar ki bir anda tekrar stres topuna döner ortalık. Onun için Trump'ın açıklamaları çok fazla bir şey ifade etmiyor benim için. Ama mesela Çin'den gelen verilere bakıyoruz. Çin resesyon sürecine doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Hatta bir küçülme beklentisi içerisinde yıllar sonra Çin ekonomisi dünyanın ikinci büyük ekonomisi ama bir yandan da sizleri daha önce defalarca uyarmıştım. Çin'de yatırım yapan şirketlerin pek çoğu Çin'den kopmaya başladı. Tedarik zincir korkusundan dolayı şirketler yavaş yavaş tekrar ulusallaşmaya başladılar. Çin'den yapılan satın almalarda daha çok ülke içlerine dönmeye başladı. Bakmayın Türkiye sürekli olarak Çin'le alışveriş yapıyor. Niye? Biz hiçbir şey üretemiyoruz çünkü. Ama Avrupa ülkeleri, Almanya başta olmak üzere ya da Amerika bu durumda değil arkadaşlar. Bütün ürünleri, bütün malları, bütün know-how'ları zaten kendileri üretebiliyorlar. Çin'de daha ucuz olduğu için ürettiriyorlardı. Ama herhangi bir risk gördükleri an itibariyle Çin'den uzaklaşacaklar. Bu da Çin'in işini her geçen gün biraz daha zorlaştıracak. Bu da yine risklerden bir diğeri. Avrupa ülkelerindeki küçülmeler risklerden bir diğeri. Şimdi herkes V çıkıştan bahsetmeye başladı. V çıkış borsalarda ve piyasalarda özellikle finans cephesinde evet zaten görüldü. Şu anda biz V çizgisini tamamladık ama yarın öbür gün ters ne yaşamayacağımızın garantisi yok. Özellikle ikinci dalga konuşulmaya başlandıkça, ikinci dalga ile ilgili veriler akmaya devam ettikçe, ekonomiler çok daha sert küçüldükçe biz ters ne hareketini görürüz. Yani ikinci bir dip daha yapabiliriz. O ikinci dipten çıkışsa bir V gibi olmaz. Borsalarda da olmaz. Öbür taraftan reel sektöre ve bankacılık sistemine baktığınız zaman bir V çıkış görmüyorsunuz zaten. Sadece hisse senedi piyasasında o V çıkışı görüyorsunuz. Altın zaten hep yukarıdaydı. Dolar hep yukarıdaydı. Dolar endeksine bakıyorsunuz 96 seviyesine kadar gevşemiş durumda. Risklerin artmasıyla birlikte dolar endeksinde yine yukarıya doğru hareket göreceğiz. Bu altının düşmesi anlamına gelmiyor. Altının yükselmesini daha da tetikleyecek unsurlardan birisi olacak. Şimdi biraz olumlu nedenlerden bahsedelim. Altın niye yükselecek? Biliyorsunuz oluk oluk piyasalara para verildi. Bu paraların önemli bir kısmı evet hisse senedi piyasalarına gitti ve oralarda büyük bir balon oluşturdu. Niye balon diyoruz? Çünkü hisse senetlerinin sahibi olan şirketler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya, hatta pek çoğu batma noktasına gelmiş. Onun için bir balon etkisi diyoruz. Ama altında durum bu değil. Altın güvenli liman olduğu için tercih ediliyor. Ve bakıyorsunuz yine İngiltere'den önemli bir veri, bir araştırma yapılıyor. Yoksulların pek çoğu borçlanıyor. Zenginlerin pek çoğu da tasarrufa yöneliyor. Dolara gidiyor, altına gidiyor, nakite dönüyor. Lüks masraflardan kaçınıyor. Hele ki ikinci dalganın patlaması söz konusu olursa, devletler cüzdanları biraz daha açarlarsa, biraz daha para yıkarlarsa bu altının 2000-2500 dolar aralığına beklediğimiz süreden çok daha öncesinde gitmesini beraberinde getirir. Şimdi hastalık güney yarım küreye kaydı. Tekrar kuzey yarım küreye kayacak mı, kaymayacak mı? Bir önceki dalgadan daha etkili olacak mı, olmayacak mı? Bütün dünya bunları konuşuyor. Hisse senedi piyasalarına bakıyorsunuz bunları umursamıyor. Bir iki tane yatırımcı V çıkış olacak, her şey düzelecek falan açıklamaları yapıyor. Ve bunun sonrasında da piyasalar bunun gazıyla şimdilik hareket ediyor. Uyarıyorum sizleri. Hisse senedi piyasaları her anlamda çok tehlikeli. Tüm dünyada büyük bir işsizlikten bahsediliyor. Tüm dünyanın küçülmesi bekleniyor. İkinci dalga gelirse bu işin içinden çıkmak çok daha zor bir hale gelecek. Gelişmekte olan ülkeler para bulamadıkları için de kriz aslında gelişmekte olan ülkelere sıçrayacak ve onlar çok daha derin bir şekilde bunu yaşayacak. Bunların içinde Çin de var bu arada. Yine Sayın Albayrak Türkiye V çıkış yapacak diyor. Türkiye bu süreci en hızlı atlatan ülke olacak diyor. Bir kere Türkiye ekonomik sıkıntılı olan döneme bu hastalık yüzünden girmedi ki. Bizim için hatta bir bahane oldu bu. Bir avantaj oldu bu. Ve ne yazık ki biz bu hastalık döneminde, bu pandemi döneminde de sorunlarımızı çözmedik. Hala palyatif tedbirlerle, geçici tedbirlerle günü kurtarmaya çalışmaya devam ediyoruz. Hala doları baskılamaya devam ediyoruz. Sayın Albayrak'ın iki sözünden bir tanesine bir kur şoku olmayacak. Yani biz kur baskılamaya devam edeceğiz. Önce finansal
altyapımızı sağlamlaştıracağız. Eşittir kuru baskılamaya devam edeceğiz. Ondan sonra cari açık problemini bir şekilde çözeceğiz diyor. Aslında ondan sonra cari açık problemini bir şekilde çözeceğiz yaklaşımı bundan bir ay sonra belki kur şoku olmayacak ama bundan 4 ay sonra bir kur şoku olursa bizim yapacağımız bir şey yok demektir arkadaşlar. İşte tüm bu gelişmeler toplamında gelin biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor? 116 bini zorlayan hatta 116 binin üzerine çıkmış bir borsa endeksiyle karşı karşıyayız. 120'ye de gitse şaşırmam, 150 de olsa şaşırmam arkadaşlar. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu seviyelerden bu piyasaya, borsaya giren herkes büyük bir risk alıyor demektir. Türkiye'deki borsa zaten tam anlamıyla bir balon ve kontrollü bir borsa haline gelmiş durumda. Artık serbest piyasa koşullarına göre işlemediğini gayet net bir şekilde görüyoruz. Bunu yabancılar da gördüğü için koşa koşa kaçıyorlar. Onlar kaçtıkça borsa sığlaşıyor, varlık fonunun borsa üzerindeki etkisi de artıyor. Dönüyorsunuz, bakıyorsunuz 3-4 tane hisseyle borsa yukarıya doğru kaldırılmış durumda. Özellikle varlık fonu Turkcell'i satın aldıktan sonra Turkcell hisselerine yüklendi. Her gün atak yapan hisse senetleri sıralaması bakıyorsunuz Turkcell ilk 3 içerisinde yer alıyor. Yine o ilk 3'ün diğer ikisi de ya varlık fonu şirketi oluyor ya da varlık fonuyla göbek bağı olan bankalar oluyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Özellikle yurt dışı borsalarda balonun patlamasıyla birlikte bizde 2 kat etki görülebilir. Borsada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çok kritik seviyeler. Diyeceksin ki bunu 110 binde de söylüyordum. Evet 110 binde de söylüyordum. 100 binde de söylüyordum. 90 binde de söylüyordum. Arkadaşlar Türkiye'deki borsa şu anda gerçekleri yansıtmıyor. Kim ne derse desin. Aksini bana ispat etmeleri için Türkiye'deki şirketlerin de o hisselerin bilançolarını destekliyor olması lazım. Şirketlere bakıyorsunuz bilançolar darmadağın, bankalara bakıyorsunuz batıklar darmadağın, öbür taraftan hisselere bakıyorsunuz yükselmeye devam ediyor. Sayın Albayrak ne diyor? Bankalarla ilgili bir risk yok kardeşim diyor. Bankaların rasyoları gayet diyor düzgün. Nasıl oluyor bu düzgünlük? Hadi gelin bunu konuşalım biraz. Bankaların batık oranlarına baktığımız zaman ki pek çoğu daha bilançolarda doğru kalemlerde değerlendirilmedi. Bunu nereden biliyoruz? Daha önce biliyorsunuz bu yapılmıştı ve IMF baskısıyla düzeltilmişti. 40 milyara yakın para bankaların doğru rasyolarına çevrildiğinde bir anda iş tersine dönüvermişti. Şu anda da aynı tabloyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bankacılık sistemi sağlam, hiçbir şekilde batık kredisi yok falan gibi bir yaklaşımı ben gerçekçi bulmuyorum arkadaşlar. Ve bankaların çok ciddi manada batıkları vardı. Zaten bu pandemiye girmeden önce göreceksiniz önümüzdeki yıl hem bu konut kredileri yüzünden hem verilen teşvikler yüzünden, yardımlar yüzünden adın ne koyarsanız koyun bu batık oranları daha da artacak. Özellikle kamu bankalarında çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalacağız. Böyle bir tabloda eğer ki borsa yükseliyorsa bunu 30 defa sorgularım ve bana inandırıcı gelmez. Ha yok kardeşim, ben bunu sadece bir endeks olarak görüyorum, sadece bir oyun aracı olarak görüyorum derseniz ona da diyecek bir şeyim yok. Dönelim dolara. 6.80'in altına indi. 6.70'in altına indi. Dediler ki 6.50 olacak, 6 olacak, 5.5 olacak, 4 olacak. Olmaz dedim. Olmayacak dedim. Tekrar kendisini 6.80'in üzerine atacak ve sonrasında 6.95 7 aralığı, sonrasında 7.20 ve 7.80 hedeflerine doğru emin adımlarla dolar ilerleyecek dedim. Ve bu normal koşullar işlerse olacak dedim. Devalüasyonist etkiler devreye girerse, yani cari açık iyiden iyiye patlarsa zaten o zaman biz 13-14 14-15 lira aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız ve bu da kaçınılmaz bir durum arkadaşlar. Neden kaçınılmaz bir durum? Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Hiç önemli değil. Türkiye'de korkunç bir cari açık patlaması var. Bakan diyor ki hayır, cari açık problem değil. O kadar büyük bir problem haline gelmeyecek. Mümkün değil arkadaşlar. Problem haline gelmemesi mümkün değil. Bakın 4 ay sonra oturalım tekrar konuşalım. 20 milyar doların ya sınırında ya üzerinde bir cari açıkla karşı karşıya kalacak Türkiye. Ve bunu karşılayabilecek elinde dövizi yok. Borçlarını karşılayabilecek elinde dövizi yok.
Özel şirketlerin dövize olan talebi her geçen gün daha da artacak. Çünkü dış borç ödemeleri var. Kamunun da dış borç ödemeleri var. Swap da yapamıyorsunuz. Sendikasyon kredilerini de yenileyemiyorsunuz. O durumda doların devalüasyonist bir etki göstermemesi mümkün değil. Kademeli yükselişte de yıl sonunda öyle 6.90 olacak, 7 olacak. Hayır arkadaşlar, bu da mümkün değil. Yıl sonuna doğru 7.80'in altında bir dolar kuru kesinlikle beklenmemeli ve bu koşullar daha netleşmeye başladıkça zaten biz doları öyle yıl sonunda falan değil, çok daha kısa bir vadede 7.80 seviyelerinde göreceğiz. 7.80'de kırıldıktan sonra 8 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. En net göstergelerin birisi 6.85'in üzerinde tutunmayı başaran dolar kurudur. 6.85'in üzerinde duran dolar kuru şu anda sabit kaldığına bakmayın. Çok hızlı hareketlerle 7'nin üzerine bir anda atabilir kendisini. Belki o hep konuştuğum 6.95 seviyesini bile görmeden kendisini yukarıya atabilir. Niye bunları söylüyorum sizlere? Doların 7.80 yolculuğunda, orta vade için konuşuyorum bunu. Yarın olacak bir şey değil. Çünkü bir rakam söylediğiniz zaman sanki yarın olacakmış gibi düşünülüyor. Adım adım sindire sindire 7.80'e giden bir dolar kuru gördüğümüzde altının onsu da bakın şu anda 1760 dolarda. Biraz önce 1757 dolarları konuşuyorduk. Tekrar geriye gelebilir. Ama 1760 doların üzerinde tutunursa emin olun. Bakın emin olun 1-2 ay içerisinde biz 2000 doların üzerinde bir ons fiyatıyla karşı karşıya kalırız arkadaşlar. Velev ki 1860'da tıkandı, 1860 dolar seviyesinde tıkandı. Velev ki dolar 7.80 seviyesinde tıkandı. Bu eşittir 450 lira civarında bir gram altın fiyatı demektir. 450 liraya giden bir gram altın sizi şaşırtmasın. 350, 330, 300, 280 bunların hepsi rüya. O seviyeler bir daha görülmeyecek arkadaşlar. 380 görülebilir. Evet 375 bir daha zorlanabilir. Ons'un geri çekilmesiyle, dolarda hafif gevşemelerle. Ama bunlar da çok geçici geri çekilmeler olur. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro dolar paritesi 1.12'yi aşağıya kırmadı. Daha doğrusu 1.12'nin altına gevşedi. Çekildi 1.11'li seviyeleri gördü. Sizlere şunu söylemiştim. 1.12'nin üzerinde tutunmayı başarır. İse 1.14'ü bir daha zorlayabilir. Ama eğer ki 1.12'nin altında kalırsa 1.08'e gider. Hala ısrarla şunu söylüyorum. Avrupa'daki ekonomik koşullar bu şekilde devam ettiği sürece biz bu 1.12-1.14 aralığındaki pariteyi geçici bir dönem göreceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 1.08'e sonra 1.06'ya giden bir euro dolar paritesi sizi hiç şaşırtmasın. Bu dolarla euro arasındaki makasın da kapanmasını beraberinde getirir. Peki bugünkü koşullar itibariyle baktığımızda ne görüyoruz? Makasın açıldığını görüyoruz. Euro lehine bu sefer. Euro hemen kendisini 7.77'nin üzerine atıverdi. Dolar 6.85'te kaldı. Euro 7.77'ye gitti. 1.11 sağlam bir şekilde aşağıya kırılmış olsaydı, 1.08'e giden bir parite görseydik tam tersi bir durum olurdu. 7.65 civarında kalan bir euro görürdük. 7 liraya yaklaşmış 6.95 civarında da bir dolar kuru görürdük. Ama tam tersi bir senaryo işledi. Faiz cephesinde 8'leri gördük. Nihayet 9'ların üzerinde geziniyordu. 8'leri gördük 2 yıllık tahvilde. Sakin gidiyor, sabit gidiyor. Önümüzdeki Merkez Bankası faiz kararına kadar sakin ilerleyecektir. Ama bir faiz indirimi daha gelirse dolar üzerindeki baskı da artacaktır. Piyasalar üzerindeki tedirginlik de artacaktır. Bunu da altını çizmek istiyorum. Altının onsu 1760 dolar seviyesinde. 1760'ın üzerinde tutunursa arkadaşlar, bu sakinlikte ilerlemeye devam ederse ve hızlı bir şekilde geri çekilmesi olmazsa altının onsunun, bir sonraki seviye 1800, ondan sonraki seviye 1860. 1860 zor bir direnç noktası. Yine geri çekilmeler yaşanacaktır. Ama 1860 kırıldığı an itibariyle her gün yeni rekor görürüz. Altının onsunda 450 liranın üzerine doğru giden bir gram altın görürüz. 2000-2500 dolar aralığına geldiği an itibariyle de altının onsu, ki dolarda da o zaman biz büyük ihtimalle 7.20-7.80 aralığında bir rakam göreceğiz. İşte o gün 450-500 lira aralığında da bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalırız sevgili dostlar. Tabii ki bu söylediklerimizin hiçbiri
yatırım tavsiyesi değil. Elimizden geldiğince sizlere bir projeksiyon çizmeye çalışıyoruz. Bunlar benim fikirlerim. Son kararı verecek olan sizlersiniz. Ama benim tavsiyem elinizden geldiğince sepet yapın arkadaşlar. Elinizden geldiğince bütün paranızı bir anda bir yatırıma yönlendirmeyin. Hisse senedi de olabilir, bu faiz de olabilir, altın da olabilir, bu dolar da olabilir, sterlin de olabilir. Mümkün olduğunca parça parça yapın yatırımlarınızı. Yine kritik bir nokta, onu da altını çizeyim. Kademeli alımlar yapın ya da kademeli satışlar yapın. Mesela yükselirken alınır mı? Alınır arkadaşlar. 1760'ı kırdı. 1780'den alınır mı? Alınır. Yukarıya doğru da ortalama yapılır. Aşağıya düşerken alınır mı? Alınır arkadaşlar. 1760'dan ons için konuşuyorum. 1700'e gelmiştir. Yine alırsınız, ortalama yaparsınız. Aynı şey dolar için de geçerli, hisse senedi için de geçerli. Ama bütün paranızı tek bir enstrümana yıktıysanız eğer, verdiyseniz belli bir seviyeden mecburen beklersiniz. O nedenle kademeli alım yapmak elinizi biraz daha rahatlatabilir. Öbür taraftan gördüğünüz gibi sakin kalmak, paniklememek ve beklemek size her zaman kazandırmaya devam ediyor. Bunu da bir kez daha görmüş olduk. Hem altın hem de dolar cephesinde. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak destek verebilirsiniz, üye olabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.